Evet arkadaşlar, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cumhuriyetçi, laikçi, kemalist, koyu CHP'li gözüyle bakacağız. Öyle analiz yapacağız. Şimdi 18 yıldır Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar. Şu anda Cumhurbaşkanı. 18 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimi elinin altında da yapmış da ne yapmış? CHP'li olarak soruyoruz. Yapmış da ne yapmış? Şimdi Erdoğan yol yapmış, okul yapmış, hastane yapmış, havaalanı yapmış, üniversiteler yapmış. Tarımda mesela hani çiftçilere destek vermiş, hibe kredileri vermiş. Teknolojide yani kendi sanayi silahlarını, savunma sanayisini geliştirmiş, tanklar yapmış, uçaklar hani yapıyor. Daha hani Türkiye'ye yerli otomobil, hani şu anda prototip çıktı, 2023'te elektrikli araba yapılıyor, yapacak yani üretecek. Yapmış da ne yapmış? Hani yapmış ama yapmış da ne yapmış? Yaşlılara emekli parası mesela, diyelim emekli maaşlarında artış yapmış, 1500 TL'nin altında alan emekli yok. Mesela diyelim emekli olmayıp da yaştan dolayı para alanlar var, yaşlılık parası. Mesela diyelim kendi annene babana bakan bazı kişiler var evinde, onlara bakanlara para ödeniyor. Dulluk, yetimlik ve özürlülük parası. Buna benzer hani senede iki kez emeklilere verilen ikramiye, öğrencilerin okul ve kitapları, mesela okuldaki kitapları, bazı hani kullanmış olduğu araç gereçler, hani bilgisayardı, tahtadaki o elektronik, o yazım, dijital o tahtaların falan, hani o okulların yenilenmesi, sıraların, masaların, mesela onların daha böyle mesafeli, sınıf sayılarının azaltılması, buna benzer hani eğitim açısından çocukların daha iyi eğitim alması için sınıftaki 60-70 kişilik sınıfları 40'a, 50'ye, 30'a kadar hani indirmelere, hani böyle daha verimli olsun, çocuklar daha iyi gelişsin diye 30'lara kadar düşürmüş. Ama şimdi bakın, yapmış da ne yapmış? Avrasya'yı yapmış, Marmara'yı yapmış, Kanal İstanbul'u şu anda yapmak istiyor, yaptırmıyorlar. Havaalanını yaptı. Mesela biliyorsunuz Osman Gazi Köprüsü'ydü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ydü. Arkasından İzmir'den İstanbul'a kadar olan 4-4,5 saate düşürmüş o yol, biliyorsunuz büyük otoban. Türkiye'nin bir sürü güneydoğudaki o yüksek tepelerine, hani dağ, kışın kar yağdığında inip çıkamayacağınız o yolların hepsine tünel yapmış. Aynı şekilde Bolu'daki o hani kışın ufacık bir kar yağdığında o kapanan o yollara tünel yapmış. Orayı patates, soğan deposu mu yapacaksınız? O Bolu tüneli denilen tüneli yapmış, açmış, hizmete sunmuş. Ama yapmış da ne yapmış? Karadeniz'de gaz bulmuş. Libya'da mesela, Libya'ya askerimiz orada operasyon yapmış. Fırat Kalkanı'nda, Cerablus'ta, Afrin'de, Zeytin Dalı'nda, yani buna benzer Kuzey Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs demişim, Kuzey Irak'taki mesela bizim oradaki askeri birliklerimiz var orada, biliyorsunuz bize bağlı. Katar'da var, üs kurmuş. Gitmiş Somali'de üs kurmuş. Bosna Hersek'te üs kurmuş. Yani bütün buraların hepsinde üs kurmuş. Ege'de, Akdeniz'de, Yunan'a kök söktürüyor. Yapmış da ne yapmış? Hani yani yapmış da ne yapmış? Kendisi bak, kendi sismik araştırma gemilerini almış. Oruç Reis, Barbaros, Fatih, bak kaç tane sondaj gemileri var. Denizaltını üretiyor. Şimdi kendi denizden yapmış olduğu gemi, uçak, helikopter inebilen kendi savaş gemisini üretiyor adam. Kendi silahını üretiyor. Kendi tankını, kendi helikopterini, İHA'lar, SİHA'lar, yani bunlar hepsini, bunları yapmış. Ama yapmış da ne yapmış? 18 senedir ne yapmış? Bakın şu 6 ayda, son 2020 yılının 1. ayından 6. ayına kadar 583 tane fabrika açmış. Günde 3 fabrika ediyor. Açıkladı, 583 fabrika açtık diye muhalefetten hemen baskı, saldırı geldi. Günde 3 fabrika mı açtın? Hemen Mustafa Varank, bakan, teknoloji bakanı, hemen bütün o fabrikaların hepsini tek 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 isimlerini Twitter'dan video şeklinde hepsini paylaştı. Adreslerini bir 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 hepsini isteyen yerinde gitsin tespit etsin diye. Cumhuriyette 80 yıl boyunca Türkiye'ye 50 tane baraj yapılmış.
Recep Tayyip Erdoğan 52 tane barajı bir günde açmış. Bir günde 3 tane şehir hastanesi açmış. Başakşehir Hastanesi, Çamşakura Hastanesi. Dehşet, dev bir hastane. Yapmış da ne yapmış? Yapmış da ne yapmış? Arkasından adam bütün İstanbul'da, Ankara'da ve Bursa'da, büyük şehirlerde, bak büyük şehirlerde belediye binaları, adliyeler, bazı adliyelerde artık davalar görülemez. 6 ay, 8 ay uzuyordu. 2. 3. adliyeler oluşmuştu. O adliyeden o adliye artık avukatlar bile hani yerlerini, yurtlarını, randevularını şaşırıyorlardı. Büyük adliyeler, tapu daireleri, belediye binaları yaptı. Hepsini bir araya topladı. Artık bir davan değil, 5 tane davan olsa ayrı ayrı o davaların hepsini bir adliyede görebiliyorsun. Lüks adliyeler açtı, karakollar yaptı. Kendi askerini, polisini hepsini donattı. Yeni elbiseler, yeni kıyafetler, yeni araçlar. Bugün zabıtaların sürmüş olduğu, jandarmanın sürmüş olduğu arabaların hepsi sıfır, klimalı, jilet gibi arabalar. Önceden eski Toroslar, Renault'lar, şunlar bunlar vardı. Şimdi bütün bunların hepsini mesela jandarmalara jipler vermişler ki 4x4 o Nissanlar. Ben görünce şok geçiriyorum, o Isuzu'lar. Ama işte yapmış da ne yapmış? Yapmış da ne yapmış? Ya şimdi hep 18 yıldır adam bütün bunları yapıyor ya, mesela diyelim. Yani bu çiftçisi, işçisi, çocuğu olana, evlilik yapana, yani dokunmadı, temas etmedi insanlar kalmadı. Evi olmayana TOKİ'ler, kredileri aşağılara indirerek herkese araba kredileri, herkese 0.65-64 oranında ev kredileri, evsizleri hani evlendirmek için, çocuğu olanların vergilerini hani en aza indirgemek için onların mesela çocuk paraları, doğum parası, bütün hani adam bu mesela sözleşmeli askerlik denilen şeyde mesela askerimiz daha önce Güneydoğu'daki askerlerimiz hep tecrübesiz oluyor, acemi oluyordu. O askerlerin yerine hepsi sözleşmeli erler alarak daha usta, daha profesyonel askerler. Yani adam nerede eksik varsa Türkiye'nin neresinde, mesela diyelim tarımda bir dönem oluyor herkes pancar ekiyor, bir dönem oluyor herkes nohut ekiyor, bir dönem oluyor herkes fasulye, biber ekiyor. Ya kardeşim, adam kota getiriyor, diyor ki ne, herkes fasulye ekmesin belli bir dönem. Çünkü fasulye çok ekildiği zaman diğer ürün az, fasulye çok. Bu sefer birisi kara borsa, birisi fiyat etmiyor. Birisi herkes pancar ekiyor, bu sefer diyor ki ne, pancar çok, şeker ucuz. Bu sefer buğda, arpa bir şey yok. Yani orantılı bir şekilde her şeyine, yani çiftçinin mazotuna, gübresine tohum yardımı, gübre yardımı. Yani o mesela diyelim bir dönüm, 10 dönüm mesela bir insan arazisi var, 10 dönüm tarlam var. 10 dönümü ne kadar bir depoyla sürüyorsun. Bir depo kaça dolayı? 800 TL. 800 TL 10 dönüm arazisi olana devlete kayıtlıysan, ziraata kayıtlıysan veriyor. Mesela diyelim tarlan var, evin var, şunun var, bunun var, köydesin, yaşamak istiyorsun. Sana ne lazım? İnek lazım, koyun lazım, ahırın var, şunun var. Sana 50 tane, 100 tane koyun, inek, 20 tane, 30 tane hibe olarak veriyor. Veriyor veyahut da yavrusunu sen alıyorsun, sütünü sen alıyorsun. İnek hani devlete ait olmuş oluyor. Belli bir dönem yönetip yürütüp devam ettikten sonra geri sana da kalabiliyor. Hani anlaşmana göre plan kuruyorsun, proje kuruyorsun, sistem kuruyorsun, üretim yapmak istiyorsun, yeni bir çağ açacaksın, kafan var, zekalısın, bir şeyler yapıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Devlete gidiyorsun. Devlet diyor ki ne sana? Gel diyor, sana teşvik vereyim, para vereyim, üretim yap, çoğalt, aklını devletle paylaş, kendin yap. Hani sana destek vereyim, maddi destek vereyim. Güneş enerji panelleri var, yel değirmenleri yapıyorsun. Hani kendisi devlet teşvikle veriyor, sen de yapıyorsun. Köye gidiyorsun, evini yaptırıyor sana bedavadan. Taşınmak istiyorsun, gidenlere yani göçünü, evini oraya taşıyor. Ayrıyetten 8 tane artık ineğin varsa köyde bir kadının üzerine 8 inek yapıyorsun, tapulu olmuş gibi oluyor. 8 ineğin varsa senin devlet sigortanı otomatikmen ödemiş oluyor. Devlet hastanelerin hepsinde artık, diğer hastanelerin hepsinde de özelleşen hastanelerin çoğu artık devlete bağlandı. Hepsine gidiyorsun, istediğin gibi muayene oluyorsun. İlaçlara çok cüzi miktarda para veriyorsun. Hani devlet yapmış da ne yapmış? Yani yapmış da ne yapmış deyince sanki şöyle düşünüyorum da, ya hep bunlara artık vere alıştırmış Erdoğan. Hepsine alıştırmış insanları. Artık var ya, devlet bir gün 500 kilometre yol yapmış, 1000 kilometre yol yapmış, bilmem otobana uçak indiriyormuş, yok Göktürk uydusu 1-2-3-5, 4.5G'ye geçiyormuş, 5.5G'ye geçiyormuş, uzay teknolojisi çıkartıyormuş, yok bilmem yani atom yapmış, ne yapıyorsa yapmış. Artık devlet yapmış da ne yapmış diyorlar artık. Alışmışlar. Hani bir filme, hani bir filme bakarsın ya, bir filme 10 kez bakarsın da 15 kez bakarsın ya, aynı film ya, baka baka o sandık. Yeter artık, bıktık, iyice ezberledik. Ne yaparsan yap,
hani umurumda değil gibi bir hava sezdiriyor artık. Hizmet vere 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 herkes alışmış. Hizmetten bıkmış artık. İstemiyor ki. İstemiyor. Hep aynı şey diyor. Hep aynı dizi. Hep aynı bölüm. Hep aynı şey. Yani bıktık diyor yani. Hizmetinden bıktık. Bosandık artık ya. Artık millet benim anladığım, yani benim tahminim, herkes artık hizmet beklemiyor da galiba Erdoğan'dan bir çanta para bekliyor galiba herhalde. Çantayla parayı getirip kapının önüne koyuyor. Al bunu harca diyecek. Devletten senin hissen hesabına düşen hazine, yıllık gelirin senin bu. Mesela diyelim 10 bin dolar, 20 bin dolar. Ver benim o gelirimi, karımı, yıllık devlet karımı, ben onu yiyeyim. Torbayla, çantayla para bekliyor galiba. Hani bunu verirse hani dönüp bakacaklar. Eğer bunu vermezse ne yaparsan yap. Türkiye kazanmış, süper güç olmuş, G20'den G7'ye kadar hani ilerlemiş, dünyada hani çağ atlamış, basamak, kaç basamak birden çıkmış, dünyaya gücünü göstermiş, ispat etmiş, artık muasır medeniyetler hani grubuna kendini, adını yazdırmış, dünyada hatırı sayılır güçlü üreten, teknoloji olarak ihracını artırmış, gelirini, dış işlerini, iç işlerini, kendi hani devletini, sistemini, meclisini, insanların hani yaşam standartlarını, zenginlik, ferahlık, demokrasi gibi, özgürlük gibi, buna benzer neler getirmişse getirmiş de, yapmış da ne yapmış artık yani. Artık umursamıyorlar bunları ya. Umurunda değil yani. Millet bakmıyor. Çünkü ben oturayım, bak ben oturayım, ben hiç çalışmadan böyle televizyon seyreder gibi bir şeye odaklanayım, hiçbir şey yapmayayım. Benim de gelip dikkatimi dağıtma, biliyor musun? Eğer bana bir şey diyeceksen, bir çanta para veriyorum veyahut da sana bir ev bağışlıyorum, sana lüks araba bağışlıyorum, al ye gez iç, sadece eğlencen için, biliyor musun? Sadece sana hediye boğmak için, hani beni hediye boğmak için gel kapıma, hani tık tık zilimi çal, kapımı çal. Ondan hariç bilmem Edirne'den İstanbul'a havadan metro yapmışsın. Artık yollar havadan gidiyormuş, uçaklar. Yerin altına bilmem 80 kilometre altına tüneller kazmışsın. Oraya mahzenler yapmışsın. Altınlar yığmışsın. Dolarlar, eurolar yığmışsın. Uzaya gidip geliyormuşsun. Türkiye'nin artık araçları değil elektrik, değil mazot, benzin, suyla üretiyormuşsun. Ne? Bütün Karadeniz altı gazla doluymuş, hepsini çıkarmışsın. Akdeniz gazla doluymuş, hepsini çıkartmışsın. Ne yapıyorsan yap. Bana faydası var mı? Varsa konuş. Eğer o çıkardığın gazdan evime gaz bağlayacaksan, ben onu gece gündüz cam, pencere, her taraf açık, öyle yaz gününde bile yakıyorsam, mesela ayaklarımı uzatıyorum, harır harır gazlar yansın, camlar açık, kış günü öyle şömine gibi bütün hani teraste oturuyorsun da sen ısınıyor ya, öyle bir hizmet veriyorsun mu? O zaman konuş. Evimi erzaklarla dolduruyor musun? Böyle getirip böyle her türlü meyveden, her çeşit meyveden. O zaman konuş. O zaman konuş. Beni dünya turuna, bak dünya turuna, yok Maritus'a, yok Hawaii'ye, yok Dubai'ye beni gönderiyor musun tatile? 5 yıldızlı oteller, haftalarca orada. Bütün hani hizmetçiler, uşaklar emrime veriyor musun? O zaman konuş. O zaman göreyim seni. Ondan kelli, yapmış da ne yapmış? Yani yapmış da ne yapmış? İşte laiklik, cumhuriyetçilik, hani Kemalist, koyu CHP'lik, böyle bir şey işte arkadaşlar. Yapmış da ne yapmış? Say bakayım 10 tane fabrikası, hangisini açmış? Yapmış da ne yapmış? 1000 tane de saysan ne fark eder? Aynı. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen siz böyle gözünün önünde olup biten olayları görmeyip de umursamayın, insanlardan olmayın. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu o nimetlerin de hepsinin bir hesabı var. Onun da hani hesabını vereceksiniz, gün gelecek. Gözünle görmediğinin de, kulağınla duymadığının da, yaşayıp da hani birebir kullanıp da hissetmediğinin hepsinin hesabını gün gelecek sana soracaklar. O zaman hesap günü borçlu çıkanlardan değil de etrafında olup bitenleri fark eden, şükreden, gününe, Allah'ına, dinine, imanına şükreden, amel defteri sağ tarafından verilen kullardan eylesin. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın.